Adım Fatma Tuna Barutçu. Beykozluyum. Beykoz'da doğdum. İşte Beykoz'da hayatım geçti, ömrüm. Halen de Beykoz'da oturuyorum. Valla genelde Çayır'da geçti. Çayır o zaman çok güzeldi. Pazarın kurulduğu yerde kadınlar kilimlerini alır, otururlardı orada, piknik yaparlardı. Onun dışında biz Beykoz'un dışındaki yerlere de çok giderdik. Hafta sonları gelen misafirlerimizle birlikte Karakulağa giderdik. Yuşa'ya gidilirdi. Annem de Romanya'da doğumlu, babam da Romanya doğumlu. Ama dedem Türkiye'den gitme iş için oraya gitmiş vazifeli olarak. Babam 1935-36'ya kadar o senelerde gelmiş Türkiye'ye. Romanya'da yaşamış gençliği. Hatta kaçak gelmiş Türkiye'ye. Ondan sonra gelince 36'da Sümerbank'a girmiş. Beykoz'a gelmiş, Sümerbank'a girmiş. Sümerbank'ta çalıştı, oradan emekli oldu. 69 yaşında da vefat etti 1980'de. Annem 22 doğumlu. Romanya'da doğmuş o da. Orada çiftlik varmış. Onu anlatırdı. Nasıl olduğunu. Sonra buraya gelince de dedem burada. Annemin babası olan dedem de. Malkara'da yerleşmişler onlar. Malkara'da imam olmuş o da. Ama öbür dedem gibi şey değil, alaylı bu dedem. Öbürü okullu imam. Ondan sonra ama çiftlik işi yaparlardı yine burada. Bayağı bir yerleri vardı, bağ vardı, işte bostan vardı, ayçiçek tarlaları vardı. Yazın biz giderdik, Malkara'da kalırdık. Ben bütün çocukluğumu çok net hatırlıyorum. Yani ufak tefek şeyler hatırlıyorum ama aile içindeki konuşmalar falan. Mesela Nazım Altman'ın dedesi kaymakamdı. Yok, ben görmedim onu. Babaannesi de Nefise Hanım, kaymakamın karısı. Böyle bir gün oturuyorum mesela. Beni annem giydirdi. Bir iskemleye oturttu. Kendi de giyindi. Çok zayıf, hoş bir kadındı. Ondan sonra saçlarını güzel balerin topuzu yaptı. Ondan sonra üstünde leylaklar olan beyaz bir elbisesi vardı. O gözümün önünde. Onu giydi. Ondan sonra saçlarını tarıyor. Ben de böyle iskemlede oturuyorum. Bacaklarımı sallıyorum, ayaklarımı sallıyorum. Anne nereye gidiyoruz diye soruyorum, cevap vermiyor. Anne nereye gidiyor? Sus dedi. Şimdi dedi ağzımda toka var dedi. Tokaları ağzına koymuş firketeleri. Ondan sonra ben ama soruyorum. Ya dedi kaymakamın karısına gidiyoruz misafirliğe dedi. Otur dedi. Sesini çıkartma dedi. İyi gittik mesela. O da ahşap bir evdi. Böyle kadıncağız da böyle ikramı falan severdi. Ama gittiğimiz zaman biz oturuyorduk yani bir yere gitmek falan yok. Tuvaletiniz gelirse bana söyleyeceksiniz derdi annem. Küçük çocuğuz yani. Daha ben okula gitmiyorum. 4-5 yaşlarındayım. O sahne gözümün önünde mesela.
Yani çocukken ablama dikerdim. Çocuktum ama 10 yaşında, 11 yaşında falan. Ablam işe girmişti Sümerbank'ta. Ben ona güzel güzel elbiseler dikerdim. Bir bohçacı adam vardı. Getirirdi, mahalleye gelirdi. Annem de ondan kumaş alırdı. Bütün mahallenin kadınları alırdı. O zaman öyleydi. O şeylerden biz de işte elbise yapardık. Ya da Sümerbank kupon verirdi. O kuponlarla Sümerbank'a giderdik. Kumaş alırdık oralarda. Düğün güzeldi. Herkes eğlendi. Çok eğlendiler yani bizim çocuklar. İsmail olsun, Mustafa olsun. Onlar o zaman hepsi bekardı. Onlar bizden çok sonra evlendiler. Biz de erken evlendik biraz. O Kızılay Düğün Salonu diye bir yerde. Kayınvalidem de son anda nikah yapılacaktı. Biz balayına gidecektik. Son anda kayınvalidemle annem anlaşmışlar. Düğün isteriz diye tutturdular. Düğün salonu bulamadık o zaman. Gittik şeyde, Şehzadebaşı'nda Kızılay'ın düğün salonu vardı. Orada düğün oldu yani. Biz böyle arabalı vapurla falan taksiyle şeye geçtik. Karşıya geçildi. İşte bilmiyorum oralarda bir yerde gittik. Fotoğraf çektirdik. Fotoğraflar rezaletti yalnız. Hiç böyle düşünemedik. Ondan sonra oradan da Ömür şeyi vardı, lokantası. Orada yemek yemiştik. Mustafa'nın arabasından gittik. Yavuz, Mustafa Yavuz'un arabasından. O götürdüydü bizi. Ondan sonra da eve geldik. İki tane çocuğum var. Oğlum 72 Mart doğumlu, kızım da 76 Haziran doğumlu. İkisi de iyi bir çocuklardı yani. Hele oğlum hiç kırmazdı beni. O şeydi, tamamen peki derdi. İkisi de iyiydiler, baba da iyiydi. Şimdi ben bazen görünürdüm onlara. İşte onu yaptınız, bunu yaptınız. Girin derdim, odalarınıza kapanın. Konuşmuyorum sizle. Biraz sonra eşim gelir, aradan yarım saat geçtikten sonra. Ya derdi, sen şey yapma. Ben şunları alayım, biraz götüreyim, gezdireyim. Sen de kafanı dinle derdi bana. Değil, kendi de çocuklarından birlikte gezecek yani olay o. İyi derdim, ben de götürürdüm. Mesela bir seferinde Luna Park'a gittiler. Dolmabahçe'ye. 2 aylık kirayı yiyip geldiler. Tabii düşünsene. Bakırköy'deki evlerin 2 aylık kirası da ondaydı. Onları yediler geldiler. Yani şimdi düşün bir dairenin kirasını. Ama çocuklar ne kadar mutluydu. Kendi de çok mutluydu. Söyleyecek bir şey yok yani. Benim çocuğum Marmara Üniversitesi Spor Akademisi'ni bitirdi. Kürek çekti uzun yıllar. En son Galatasaray'da çekti. Askerdeyken de deniz gücünde çekti. Macaristan'a falan gitti askerde. Oradan Tuzla'daki Deniz Harp Okulu'na da madalya getirdi. 3 tane madalya getirdi. Başka madalyaları çoktu, onları bilmiyorum. İşte bir ara İngiltere'ye gittiler. Özel yarışmaya gittiler. Şeyde, Cambridge'de. Yani bütün Avrupa'yı gezdi.
çocukluğumdan beri yapıyordum. Yani hatırladığım 4 yaşından beri yapıyordum. O zaman pencereler buğulanırdı. Veyahut da biz böyle hohlardık, böyle kendi nefesimizle buğulardım. Oralara resimler yapardım. O zamanlar kadın resimleri yapardım genelde. Ya gelen giden olurdu bazen. Kendimi de göstermek için onları biraz da misafir gelince de yapardım. Tabii ilgi oluyor. Ondan sonra oradan başladı. İlkokulda devam etti. Mesela 3. sınıftaydım. Öğretmenim tahtaya resim yapmamı istedi. Oraya bir resim yapmıştım. Sonra baktım işte herkes geliyor, bütün okul gelip onu seyretmişti. Öğretmenler de dahil hepsi onu seyretmişti. Demek ki yapabiliyormuşum oradan. Gördüğüm her şeyi ne bileyim ellerime hükmediyorum. Şeye, kağıda dökebiliyorum. Mahalledeki insanlarla ilişkiler iyiydi. Çocuklar hep birlikte toplaşırdık, sokakta oyun oynardık. Akşam olunca da elektrik dillerinin altına otururduk, sokak lambasının altında. İşte orada konuşurduk kendi kendimize. Ne anlatıyorduk şimdi hatırlamıyorum, neler konuşuyorduk. Çocukluk işte. Orada bizim mahallede oturan yine Gülşen vardı, kocası vardı. Eskiden lokantacıydı Fahri abi. Şeyde, şimdi kuyumcu oldu galiba orası. Rıza Agan lokantasının karşısında. Biz Rıza Agan derdik. Şimdi Çengelköy börekçisi oldu. Onun karşısında onların lokantası vardı. Onlar otururlardı. Çocuklar çok iyi anlaşırdı mesela. Sonra bir onun yan tarafında meyhaneci Niyazi abi vardı. Onlar otururdu. Onlar vefat ettiler. Oğlu Amerika'da, kızı buradaydı. Epeydir görmedim. Kitap okusunlar gençler. Başka bir şey demem. Yani bütün kitap her şeyleri ve her şeyi verebilir. Bütün bilgileri verebilir. Bir konuya merak sararlarsa oradan gider. Ben halen okuyorum mesela.